Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Suretul Ahkaf'ın 17. ayetinden itibaren okuyoruz. وَالَّذ۪ي قَالَ لِوَالِدَيْهِ O kişi ki kendi iki validine demiş. Tabi burada madi mudari pek alınmıyor. Yani o kimse ki validlerine demiş, diyor. Bak, kâle li vâlideyhi okuyoruz. Ve fi kıraetin bil idgâmi. Bir kıraate göre idgâmla okunur. O da kıraate sebeden biridir. İdgam yani kâledeki lam li vâlideyhideki lama dam oluyor. Vellezî kâl li vâlideyhi. Kâl li vâlideyhi. Peki bu vellezîden murad, bu mevsulden murad kimdir? Uride bihil cinsu. Buna ne yapılıyor? Cinsu. Belli bir kişi alınıyor. Oldu mu? وَالَّذ۪ي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفِّنْ بِكَسْرِ الْفَائِ وَفَتْحِهَا Oldum. بِكَسْرِ الْفَائِ اُفِّنْ اُفِّي Tenvinli, tenvinsiz. İkisi de okunur. وَفَتْحِهَا اُفِّ Tenvinsizdir. Sadece tenvinsiz. Kaç kıraat olmuş oluyor? Bimana mesteri. Mester manasındadır. Manası ne oluyor? Ey netnen ve kubhan. Netnen kubuh manasındadır. Netin hani bir şeye koku düşmesi. Kokmuş. Ve kubhan çirkinlik. Yani kim anne babasına ikisine veya birine uffin demiş. Hani uffin uff kelimesi de olabilir. Uffin yani bir kubhi söylemiş. Bir kokmuşu söylemiş. Bir nahoşluk söylemiş. Oldu mu? Uffin lekuma. Ne demek uffin lekuma? اَتَضَجَّرُ مِنْكُمَا اَتَضَجَّرُ مِنْكُمَا Oradaki cim nedir? Umid, şedelidir. اَتَضَجَّرُ اَتَكَسَّرُ Dese ben sizden acizim. Ben sizden özürsüzüm derse. Oldu mu olmadı? Şimdi burada Effe ye uffu effe ye uffu uffen effen mesel gelir. Şimdi mesel olabilir uffin. İsmu sevt olabilir. İsmu fiyel olabilir. Üç ihtimal. Burada ikisine işaret etti, birine etmedi. Bir bimana meslerin eynetine ve kubhan. Bak mesler olma ihtimaline ne etti Ali? İşaret etti. Bildin umid. Bak bimana meslerin, mesler olmasını söyledi. Bir de mana ederken etadaccerum minkuma, bu da ismul fiildir. Uffin ismul fiil, mudari olan etadaccerum manasındadır. Neye işaret etmedi? Savuk olmasına ne etmedi? İşaret etmedi. Ama bilin ki o da var. Bazı tesirlerden geçiyor. İsmi fiil olsa artık müstakbele işaret veremiyor. Bu müstakbel. Her yere değil. Burada etedancer. Bazılar diyorlar ismi fiil mudari manasında yok. Bazılar var diyorlar. Var diyenler örnek uffin evveden örnek getiriyorlar. Ete'idanini ve fi kıraatin bil idgami. Bir kıraata göre de neyle okuyoruz? Şimdi e te i da ni ni.
Bazı kıraatlarda ete'idani. Oradaki nun, tesin nuni, gayet nününe dah etmek suretiyle okumuş. Siz bana vaat ediyor, siz bana vaat mı ediyorsun ku en uhrece minel kabri? Ben öldükten sonra tekrar ne ediyorum? Kabirden çıkıyorum. Siz bununla bana vaat mı ediyorsun? En uhrece bi en uhrece der. Oldu mu olmadı? وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ حَالْ حَالْ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ الْاُمَمُ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ الْاُمَمُ مِنْ قَبْلِ Benden önceki ümmetler geçtiler. Benden önce binlerce sene önce çok insanlar benden önce öldü, gittiler. وَلَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْقُبُورِ O ümmemler kabirlerinden çıkmadılar. Niye ben çıkıyorum? Benden önce bu kadar insan ölmüş, kimse çıkmıyor da, öyle değil mi? Ben niye çıkıyorum? Yani eğer çıkmak olmuş olsaydı, bu kadar giden insanlar bugüne kadar çıkmış olmalıydı. Yani kıyameti inkar ediyor. Oldu mu? Bahsi inkar ediyor. Vahumma, bak bu onlara bu kadar karşılık verirken ona ne yapıyorlar o anne baba? Vahumma yestagisanillahe. Vahumma o anne baba yestagisanillahe. Yeselanihi. Onlar da Allah'tan istiyorlar el-gavse. Ya Rabbi yardım et. Bir rucu'i. Bu çocuğumuzun rucu'u için, çocuğun rucu'u için Allah'tan gavsu yardımı talep ediyorlar. Nasıl gavsu talep ediyorlar? Ve yakulani diyorlar, inlem tercih. Eğer sen dönmesen, bak hem onun rucu'u için Allah'tan yardım talep ediyorlar. Ve yakulani diyorlar, inlem tercih. Eğer sen dönmesen, eğer sen biyaseti tüm kabulüne ne etmesen, rucu etmesen, öyle değil mi? Veyleke, veyl olsun sana. Ey helake, helakeke. Ne demek? Senin helakın. Bak veyleke, helakeke, senin helakın. Ne demek? Murat nedir? Bir mana helakte. Eğer sen dönmesen, sen helak oldun gittin. Eğer sen ne etmesen, dönmesen, helak oldun gitti. Bak ve yekulani illem tercih veyleke. İşaret etti ki bu veyleke mahzuf bir fiilin, bir yekulani'nin neyidir, mefulüdür. Umid anladın mı? Bu veyleke nedir? Mahzuf bir yekulani'nin neyidir? Amin. Çünkü kıraatten nedir? Amin. Amin değil mi? Amin e'mindir. E'min de ekrim babının neydir? Emridir. E'min bil bahsi, sen bahsi tesdik et. Bâsi kıyameti itiraf et. Anlıyorsun Serkan? İnne va'dallâhi hakkun. Çünkü Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın bâsla ilgili vaadi var. Allah'ın o vaadi haktır. Oldu mu? Bu inne va'dallâhi hakkun. Cevabı suale mukadder, niye tesdik edeyim bahsi kennehu derse, çünkü Allah'ın vaadi, bahsiyle ilgili olan vaadi haktır, gerçek. Gerçekleşecek. O zaman tesdik etti. Feyakul o da diyor, mahazza eyil kavlu bil bahsi, bu kavle bil bahsi, yani bahsiyle ilgili söyleyiş, söylemek, kavul,
değildir. İlla esatirul evvelin. Bu evvellerin, geçmiş insanların, kavimlerin satırlarıdırlar. Yani onların uydurdukları şeylerdirler. Esatirul evvelin demek geçmişlerin ne? Geçmişlerin uyduruk söyledikleri, yazdıkları şeylerdir. Ne demek? Ekazibu. Bu evvellerin yalanlarıdırlar. Evvellerin uydurdukları şeylerdir. Siz de onu konuşuyorsun anne babasına diyor. Oldu. 17. ayet bu şekil bitti. أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ف۪ي اُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِر۪ينَ أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ أُولَٰئِكَ bunlar أُولَٰئِكَ ne? Bunlar. Bunlar kimdir? اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki حَقَّ وَجَبَ عَلَيْهِمْ onların üzerine el-kavlu Allah'ın kavlu bil-azabdir. Allah'ın azabla olan kavlu ki onlar üzerine ne olmuş? Vacip. Vacip olur. اُلَٰئِكَ bunlar kimlerdirler? اَلَّذ۪ينَ bunlar öyle kimseler ki bu bahse kabul etmeyen kavle bil-bahse esatirul evvelin ekazibul evvelin diyenler اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki حَقَّ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ بِالْعَذَابِ Oldu. فِي اُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ Bunlardan önceki geçmiş ümmetlerin içinde قَوْلَ بِالْعَذَابِ kendisine vacip olanlardır. Yani geçmiş ümmetlerin bir kısım ümmetlere nasıl azabla قَوْل vacip olmuşsa onların içinde bunlara da vacip olur. O geçmişler de minel cinni vel insi. İnnehum bunlar innehum kim? Bunlar. Geçmiş kavmin içinde helak olan, azaba mushak olanlar kanu hasir. Yahut da innehum bunlar geçmiş ümmetler kanu hasir. Bunlar nedirler? Hasirdirler. Hasir demek kafirdirler. Hem iptidai olarak kafirdirler. Hem intihai olarak iman etmeden ölecek. Oldu. Şimdi ulaike mübteda olur. Ellezine onun ne olur? Haberi olur. Ulaike bu kıyameti inkar edenler ellezine o kimseler ki hakka mana vecibe vacip olmuş. Aleyhim onların üzerine el kavlu. Neyle ilgili kavl? Bil azabı. Azabla ilgili hakka fi ummemin. Bir kısım ümmetler içinde onlara hak olmuş. O ümmetler ki قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan önce geçmişler. Onlar da مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ onlar كَانُوا خَاسِر۪ينَ اِنَّهُمْ onlar كَانُوا خَاسِر۪ينَ Onlar ne oldular? Hasir oldular. اِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِر۪ينَ Oldu. Hasin demek, kafirin demek. Bildiniz değil mi? Bak, inne tekid. İnnehum kanu hasirine. Kafirine. Hem iftihan hem intihan. İntihayı nasıl biliyoruz? Ölenler zaten küfür üzerine ölmüşler belli. Şimdikiler de bunu söyleyen Allah'tır. Allah Zülcelal onlar ölüme kadar iman etmeyeceklerini bildiği için söylemiş. Oldu mu? 19. ayete geçiyoruz. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ وَلِكُلِّنْ مِنْ جِنْسِ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ Mümin ve kafirin cinsinden her biri için derecatun. Müminin de derecatları var. Kafirin de derecatları. Her biri için ayrı ayrı ne var? Derecat. Bak derecat demek bir iki derece değil. Çok dereceler var. Ya nasıl ikisinden derecat var?
فَدَرَجَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ عَالِيَتُ Müminlerin derecatları cennete alidirler. وَدَرَجَاتُ الْكَافِرِينَ فِي النَّارِ Ateşte safilir. Ha. İkisinin dereceleri var. Ama müminlerinki âli, kafirlerinki ne? Safil. Aslında safil olanlara derekat denilir, derecat deniliyor. Ama burada taklib yoluyla müminlerinkine derecat deniliyor ya, kafirlerinkine de taklib yoluyla derecat denilmiş. Yoksa yukarı doğru yükselenlere derece denilir, aşağı doğru inenlere derekat denilir. Oldu mu? Neden dolayı bu dereceleri elde etmişler? Mimma amilu, yani min ecli şey illezi ameluhu, işledikleri amelden dolayı bu derecatlar var onlara. Aliye, safile. Aliye mana yüksek dereceler. Safile düşük. Safile cehennemin dibine doğru olan dereceler. Mimma amilu eyil mu'minune minet ta'ati vel kafirune minel ma'asi. Müminlerin işlemiş oldukları taattan dolayı kafirlerin işlemiş oldukları maasilerden dolayı o derecatlar ne var onlara mevcut. Oldu. Ve liyuvaffiyahum a'malahum. Ve liyuvaffiyahum. Muhakkak onlara tam olarak yerine getirir. Kim onlara tam olarak yerine getirir? İllahu. Demek yuveffiyenin faali kime gidiyor? Allah. Yuveffiyenin faali Allah'a gidiyor. Ve fi kıraatin bin nuni. Ve linuveffiyennehum. Oldu mu olmadı? E'malehum ey cezaeha. İşaret etti ki amalın üzerine mudafıkıdı. Allah-u Zülcelal onların bütün amelleri yerine getirmiyor. Bütün amellerin cezalarını, iyi ve kötü cezalarını ifa ediyor, onları görüyor. وَهُمْ onlar la يُزْلَمُونَ Asla onlara zulüm yapılmıyor. Asla ne olmaz? Onlara zulüm yapılmıyor. وَهُمْ la يُزْلَمُونَ شَيْئًا Hiçbir şey ile zulme uğramıyorlar. Bu şey en umum nereden çıkıyor? Hani وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Zulüm yapılmıyor. Nerede zulüm yapılmıyor? Bak o terk edilmiş. Demek hiçbir şeyde onlara zulüm yapılmıyor. Zulüm neyle yapılmıyor? Bin naksin Yok. Şeyen yankusu lil mu'minine ve yüzadu lil kuffari. Bak. Ve hum la yuzlamuna. Onlar zulme uğramıyorlar. Neyle zulme uğramıyorlar? Şeyen yankusu lil mu'minine. Müminlerin amellerinden, ecirlerinden nüksan olan bir şeyle, herhangi ufacık bir şeyle kafirlerin azabında artılan herhangi bir azapla onlara zulm yapılmıyor. Yani kafirin azabı neyse bir milim fazla olmuyor. Müminin mukafeti, ameli neyse bir milim eksilme olmuyor. Bildiniz? Ve hum la yuzlamuna şey'en yenkusu lil mu'minine o şey'en yuzadu lil kuffari. Yani müminlerin ecirlerinden azalma, kafirlerin azabından artırma şekliyle onlara zulüm yapılıyor. Şey'en hiçbir şey. Zerre kadar müminin ecrinde azalma olmuyor, kafirin azabında. Ve 19 biti 20'ye geçiyoruz. Ve yevme yu'radullezine keferu alen nari ezhebtum tayyibatikum fi hayatikum dünya ve istemta'tum biha fel yevme tuzzevne azabel huni bima kuntum testekbirune fil ardi bi gayril hakki ve bima kuntum tefsukun. Bakın dikkat edin.
ve yevme yu'redu. Bak ve yevme. Kıyamet günü bu yevme mahzub bir fiilin mef'ulüdür. Yani dikkat edin. Ve yevme yani yukarı olan var mısın ki? Var. Neydi? Ha. Geliyor bak. Şimdi ve yevme yu'radu lezine keferu alen nari. Ve yevme kıyamet gününde. Yu'radu arz ediliyor, sunuluyor. Kim? Ellezine keferu. Bak dikkat edin, kafir olanlar. Neye arz ediliyorlar? Neye sunuluyorlar? Alen nari. Nare sunuluyorlar. Nasıl nare sunuluyorlar? Bi en tukşefe lehu. Yani nare arz ediliyorlar gaye, nar onlara keşfedilir. Onların huzuruna getirilir. Onlar ateşin başına götürülür. O gün yukalülem onlara deniliyor. Ne deniliyor? Ezheptum deniliyor. Bildiniz mi? Ha bu yukalülem buraya getirmeyle işaret ki yevme mahzup bir yukalülem zarfidir. Ve yukalülem ezheptum. Tayyibatikum. Bu onlara deniliyor. Ne zaman? Yevme yu'radu lezine keferu alen nari. Kafirler ateşe arz edildiği vakit. Yani ateş onlara keşfedildiği vakit. Onlar ateşin başına ateşe atılmak üzere ateşin kenarlarına getirdiği vakit onlara deniliyor. Ne deniliyor? Ezhebtum tayyibatikum. O kıraatleri bırakın. Siz güzel lerinizi, güzelliklerinizi, nimetlerinizi siz ezhep giderdiniz, bitirdiniz. Neyle bitirdiniz? Biştigalikum billezzatikum. Hani dünyada lezzetlerinizle işgal ettiniz. Nefislerinizin arzu isteklerinizle meşgul oldunuz. Bak güzelliklerini, nimetlerini, lezzetlerini bitirdiniz. Nerede? Fi hayatikumu dünya. Dünya hayatınızda bitirdiniz. Buraya bir şey bırakmadınız. Öyle. İnsan burada nefsi ne isterse verirse o zaman cehennem kenarında sen istediklerini, arzularını dünyada bitirdin. Buraya bir şey bırakmadın. وَاسْتَمْتَعْتُمْ تَمَتَّعْتُمْ işaret etti ki bu simti burada talep için değil, tehdit için bile. وَاسْتَمْتَعْتُمْ تَمَتَّعْتُمْ بِهَا siz o tayyibatlarınızla temettü ettiniz. Telezzüz ettiniz. Nerede? Dünyada. Peki bugün kıyamet günü cehennemin kenarında ne olacak? فَالْيَوْمَ bugün تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ bugün siz azab-ı hun ile hun ne demek? Eyil hevani. Bugün siz hakir azabla ne oluyorsunuz? Cezalanıyorsunuz. Oldu. Yani o azap ki nedir? Hundur. Hakirdir. Azap güzel olur mu? Tüzzevne azabel huni eyl hevani. İşaret etti ki buradaki azap huna idaf olmuş. Mevsuf sıfatına ne olmuş? İdaf olmuş. Siz bugün zelil yani zillete yol açan, hakarete yol açan, üzüntüye yol açan azap ile cezalanacaksınız. Ha azab ruhunla cezalanacaksınız. Neden dolayı? Bima bisebi ma o şey ki kuntum testekbirune tetekebberune. Bu da işaret etti ki testekbirundaki sinti tekil için, talep için değiller. Öyle değil mi? Ha may mesariyedir. Yani bisebebi tekebburikum fil ardi. Yeryüzünde tekebburunuz sebebiyle siz nesiniz? Yeryüzünde tekebbürünüz sebebiyle siz azab ruhunla cezalanıyorsunuz. Oldu mu? Bima kuntum tesekkürün. Yani bir sebebi tekebbürikum fil ardi bir de bir gayril hakkı. Haksız olarak. Tekebbürün hakkı olabilir mi? Haksız olarak dünyada tekebbürünüz sebebiyle bugün tüzzevne azabel hu.
Serkan anladın mı? Anladım. Yani hakkınız olmadığı halde dünyada böbürleniyordunuz, kibirleniyordunuz, kibir yapıyordunuz, Allah'ın sıfatıyla mutassıf olmaya çalışıyordunuz. İşte bundan dolayı tüzzevne azab el-hud. Başka neden dolayı? وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ Yani bir sebebi fiskikum. Oradaki bada nedir? Mestariyedir. Oradaki bada mestariyedir. Oldu mu? Siz fıskınızdan dolayı tuzzevne azabel huni. Oldu. Ha bima kunnum tesekbirune ve bima kunnum tefsukune oradaki madan may mevsule de alabiliriz. Bima kuntum testekbirune tetekebberune bihi. Oldu. O ve bima kuntum tefsukune. Bihi bak orada hay takdir ettiği. Siz fısık yaptığınız şeyden dolayı, siz kibir yaptığınız şeyden dolayı, o şey ki siz onunla kibir ettiniz, o şey ki siz onunla ne oldun? Fısıkı gerçekleştirdiniz. Siz bununla ne yapıyorsunuz? Siz bundan dolayı tüzzevne azabel huni. Oldum. Peki ne demek? Bima kuntum testekbirune fil ardi bi ghayri hakki ve bima kuntum tefsukune gaye ve tuazzabune biha. Siz kibirlendiğiniz şeyden dolayı, siz fısık yaptığınız günahlardan dolayı ne ediyorsunuz? Cezalanıyorsunuz. Oldu mu? Şimdi ve yuazzabune fiha. Ve yevme yu'radullezine keferu alennari. Gördünüz yu'radu. Ne demek yu'radullezine keferu alennari? Ve yu'azzebune biha. Ve yu'azzebune biha. Benimki ve tu'azzebune yanlıştır Allah-u Alem. Sizinki nedir? Tu'azzebune mi? Olabilir. Şimdi asa yu'azzebune olursa bak. Ve tu'azzebune biha. Bu ta olursa tuzzevne bima kuntum bima kuntum tesekbirune bima kuntum tefsukune. Ne demek tesekbirune ve tefsukune? Ne demek? Yani o tuazzebune biyatı. Ondan ne ediyorsun? Azab alıyorsun. Ama yuazzeb olursa yevme yuradu lezine keferu alenlari. Ne demek yuradu? Ve yuazzebune biha. Yani ateşe sunuluyorlar. Ateşe arz ediliyorlar. Ne demek? Ateşle cezalanıyor. Hela şahap bakın. Bakın ben ki ve yuazzebune biha yadır. Atfun ala yoredu. Yoredu üzerine atıftır, mahtuftur. Atfe tefsirine. Ne olmuş oluyor? Atfu olmuş oluyor. Fevu tefsirun ahol lil ardi. O zaman ardın ikinci ne oluyor? Hani biraz önce ardı biz keşif manasını aldık. Bu sefer de azablanmak ikinci mana aldık. Fel münasebu takdimuhu mani bunun tefsiri ise niye buraya yetedi? Orada zikretseydi daha iyi olurdu. Oldu mu? O diyor ve ala bimanel bâi. Hangi ala? Alanlar. Bakın. Yoradülene keferu alennari. Gördünüz mü? Evet. Burada yoradu yerine ne getirdi? Yuazzebun. Alennari yerine bihabba getirdi. Ha işaret etti ki yuazzebune şey yoradu burada yuazzebun manasındadır. Oradaki ala da ne manasındadır? Ban manasındadır. Bu tefsiri çok güzel. Siz de onu te yapsanız daha iyi olur. Şimdi bu diğer tefsirde nedir? Hani, hadi bakın. Benim Celaleyn'de T yapmış, Savi'de Y diye söylüyor. Savi'ye diyor bakın. Ahkab suresi mi? Evet. Ve yu'azzebune bi'a. Şimdi onu yay yap.
Yani işareti ki yuara duyuyor azze bu manasındadır. Oradaki ala da ba manasını güzel. Ha. Şimdi orada ezhebtum bihemzetin. Bihemzetin. Bir ezhebtum. Bizim kırat oldu. Anladın Umid? Ve bihemzeteyni e ezhebtum. Ve bihemzetin ve meddetin. Az hebtum ve bihima hemze med ve teshili saniyeti. Bir de sanin teshiliyle. Oldu mu? Bu iyi değil. Aşağı bakayım, bakın. Burada diyor 5 kıraat var. Ne var? 5 kıraat var. O 5 kıraatten biri ez hebtum. Oldu mu? Ve tesili saniyeti ezhebtum. Tam okuyamıyorum. Yani ikinci hemze, hemze ile elif arasında okuyor. Yani tesil demek, hemzenin hareketi neyse o harekenin cinsindeki harfe kaydırmak. Demese vav, ya kesilirse ya'ya, fethese elife. Eti kaç? İki. Ha. İkisinin arasında bir elif getir. Azhebtum. Azhebtum. Elifi terk et. Elifi elifsiz. Eti kaç? Dört. İki hemze elifli elifsiz. İki hemze ikincisinin neyle beraber? Tesirle beraber. O da elif elifsiz. Dört. Bir de o hemzetin vahidetin. Ezhebtum. Eti kaç? Oldu mu? Şimdi sıkıntı tam yukarıda bir hemzetin. O bir kırat var değil mi? Demin yapaydın. Ve bir hemzetini. O da var. Ve bir hemzetin ve meddetin. Ha, bu iyi değil. Diyor el münasib ve bi hemzeti ümmedeti ve bi hemzeteni muhakkakateni ve meddeti bi hemzeti muhakkakateni ve meddeti. Yani iki hemze med ve hiye sahası üç lügattan nedir? İyidir. Ha, hulasa o pek iyi olmamayla birlikte. Şimdi kıraatlar kaça çıktı? Beş. İki hemze elifli arada elifsiz. İki hemze ikisi ikinci tesirli olunca o da arada elif elifsiz. Bir de tek hemze. Oldu. Hemzetü ve meddetin fi hazil ibadet naksu ve hakkuha babu da diyor. Bi hemzetin muhakkakateyni ve meddin beynama. Yani iki hemze bir aradaki medde. Olur. Yani bilin ki o ibadet biraz sıkıntı var. Gaye burada beş kıraat var. O beş kıraati ne etmektir? Beyan etmektir. Yeter mi? Nefakumullahu nefakumullahu nefakumullahu